Öte yandan Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş bir kez daha nükleer krizle anılıyor. Neden? Kritik Zaporijya nükleer santrali var orada o noktada ve Rusya işgal etmişti nükleer santrali. Oraya Zaporijya'ya Ukrayna tarafından İHA saldırısı yapıldığını iddia etti. Ukrayna suçlamaları kabul etmezken Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan yine taraflara nükleer kaza uyarısı geldi. Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya'ya düzenlenen İHA saldırıları nükleer tehlike endişesini alevlendirdi. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu devreye girdi. Rusya ve Ukrayna'ya itidalli olma çağrısı yapıldı. Birleşmiş Milletler bünyesindeki Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu İHA saldırısına hedef olan nükleer santralle ilgili nükleer kaza uyarısı yaptı. Kurumun başkanı Rafael Grossi, kimse nükleer santrallere yönelik saldırılardan askeri veya siyasi bir yarar sağlayabileceğini düşünmesin dedi. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun Zaporijya'daki ekibi ise saldırıların santrali fiziksel olarak zarar verdiğini doğruladı. Buna göre reaktörlerden birisi de saldırıdan zarar gördü. Santraldeki Rus yöneticiler ise radyasyon seviyelerinin normal olduğunu açıkladı. Rusya işgal ettiği Zaporijya nükleer santraline İHA'larla saldırı düzenlediğini iddia etti. 3 ayrı İHA saldırısının birinde nükleer santralin 6. güç ünitesinin hedef alındığı ve bir kubbenin vurulduğu açıklandı. Saldırıdan Ukrayna sorumlu tutuldu. İddiaları reddeden Kiev yönetimi ise Ukrayna santralde herhangi bir askeri provokasyona karışmamıştır açıklamasını yaptı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski ise ABD ve Batı'dan kesilen askeri yardımlar hakkında konuştu. ABD Kongresi'nin Moskova'nın işgaline karşı askeri yardımı onaylamaması halinde Kiev'in Rusya'ya karşı savaşı kaybedeceğini söyledi. Patriot hava savunma sistemi istedi. Dünyada bize yararlı olabilecek hava savunma sistemleri var. Sadece bu sistemleri Ukrayna'ya taşıyacak siyasi irade gerekiyor. Patriotların artık Ukrayna'da konuşlandırılması gerekiyor. Böylece en azından NATO'nun doğu kanadının tamamında daha sonra kullanılmalarına gerek kalmayacak. Zelenski diğer ülkeleri de uyardı. Eğer Ukrayna kaybederse Rusya diğer devletlere saldıracak dedi.